yapıyor. İşte fındık bitkisinin havalanmasını engelliyor. Havalanmasını engellemesi demek içindeki hastalık ve zararların da çoğalması anlamına gelir. Deniliyor ki daha fazla dal, daha fazla ürün, ama değil. Ne kadar budama yaparsak ağacımız, ocağımız, fındığımız o kadar sağlıklı olur. Biz de bu anlamda İlçe Tarım Müdürlüğü olarak çiftçilerimize bu uygulamaları göstermek adına bu tür çalışmaları yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. İl Müdürlüğümüzün desteğiyle daha da genişleterek, daha da büyüterek bu işlemleri yapacağız hep beraber. Şimdi bugün Kara Mustafalı köyündeyiz. Bu köyümüzde İsmail kardeşimizin fındık bahçesine örnek bir budamasını göstermek anlamında devam edeceğiz. Bu uygulamamıza Ziraat Odası mühendisi arkadaşlarımızla, danışman arkadaşlarımızla ortaklaşa yürüteceğiz. Koordinasyon halinde devam edeceğiz inşallah. Ben il müdürümüze teşekkür ediyorum geldiği için. Buyurun, buyurun. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben de özellikle biraz önce ilçe müdürümüzün de ifade ettiği gibi fazla dalın veya fazla kökün fazla ürünü olmadığı yönünde katılıyorum. 1 Ocak'ta, 1 Ocak içerisinde hele hele sadece bu bahçe için, bu Kara Mustafalı köyündeki bulunduğumuz bu bahçede için demiyorum. Burada belki toprak çok güçlü olabilir ama dağlık kesimlere geçtiğimizde, çünkü arkadaşlarımız bu timlerle oralarda da bu çalışmaları yapacaklar. Yukarılarda toprağın çok daha ovaya göre verimli olmamasına rağmen dal sayısının veya 1 Ocak'taki ağaç sayısının daha fazla olduğunu görüyoruz. Halbuki daha tam tersi olması lazım. Burada güçlü toprak kök sayısı burada fazla olsa da besleyebilir ama oralarda biraz daha az olması lazım. Bunları hep müşahede ettik. Arkadaşlarımız güzel bir çalışma yapıyorlar. Ziraat Odası'ndaki arkadaşlarımız da, danışman arkadaşlarımız da bu konuya dahil oldular. Biz il müdürlüğü olarak da bakanlığımıza sunacağımız 9 Aralık'ta orada olacağız. Fındık bahçelerinin rehabilitasyonu adı altında bir projemiz var. Orada da tüm teknik ekiplerimize hem alet ekipman desteği hem de diğer lazım olacak iplet gibiydi, bilgilendirme çalışması ile ilgili tüm destekleri vereceğiz. Ben emeği geçen ilçe müdürümüze, Ziraat Odası Başkanımıza, teknik elemanlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah iyi bir verim olacak. Bunu zamanla göreceğiz. Yani atadan kalma, babadan kalma bir yöntem değil, yeni bir yöntem. Bakın artık tek dala dönen bir yöntem şeyi var, yetiştirme şekli var fındığın. Onun için arkadaşlarımıza güvenin. Bizler inşallah her türlü sizlerin yanında olacağız. Kendilerine güvenin, ben iyi olacağına inanıyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum sizlere de. Buyurun. Müdürüm bir şey soralım. Tek dal kök nasıl, hangi kökten? Aynı fındık mı, başka bir şeye mi aşılan şey yapıyor? Onu öyle... Hayır, onu demiyorum ben. Şimdi tek köke dönüşüm olabilir. Onu demiyorum. Hayır. Öyle bir şey ki artık fındıkta diyorum. Bafra ilçemizde var. Bir tek ağaçtan çıkan fındık ocakları başladı artık. Yani ona bile dönmeye kaldı ki 10 kök, 20 kök olmaması lazım. Onu anlatıyoruz. Havalandırması için. Anladım müdürüm. Şimdi tek kök aynı fındıktan mı gelişiyor? Ha, tek fındık. Şey diyor müdürüm, demek istediği kök fındık mı aynı? Kök fındık aynı fındık, başlaması mı? Aşılaması mı? Yok. Tek onu fındık. Öğrenmek istedim. Kök de fındık, üstü de fındık. Aynı. Evet. Ha, bazı şey diyor. Şey değil, başka bir şey diyor. Hayır. Aşılama falan diyorlar da biz kulaktan dolma bir şey. Aynı. Cevizdeki, yabani veya zeytindeki, yabani zeytine aşırı zeytinin vurulduğu gibi. Yani harpuzdaki gibi kabak aşısına harpuz aşı değil. Öyle anlamayalım. Evet. Tamam, fındık kökenli de fındık. Aynen. Bunu mühendis arkadaşlarımız İrfan Bey, Kadir Bey uygulamayı gösterecek. Ocaklara göre şeyler değişir. Onu önce söyleyelim. Evet. Buyurun. Evet. Hepiniz hoş geldiniz müdürlerim, sayın çiftçilerimiz, meslektaşlarımız. Şimdi fındıkta budama biz yıllardır gösteriyoruz. 25 yıldır ben görev yapıyorum. 25 yıldır da inanın her köyde hemen hemen mutlaka örnek gösteriyoruz. Ama yine de çiftçilerimizde bir algı var. Fazla dal, az önce müdürümün söylediği gibi fazla fındık diye. Bunun ben asla öyle olmadığını ispatımla ve şeyle, yani daha önceki yapmış olduğumuz, izlediğimiz bahçelerimiz var. Hepsini inanın yıllar geçtikçe izliyoruz. Şu kadarını söyleyeyim. Şimdi bazı şu uygulamada oluyor.
Ocak'ta diyor ki bu sene bunları çıkardım diyor. Öbür sene de diğer kalanlarını çıkardım ki seneye biraz daha fazla fındık alayım. Ondan sonraki sene biraz daha kesin. Bu çok yanlış bir şey. Çünkü bize her geçen yıl şey kaybettiriyor. Yani bunun ortalamasını aldığımızda, 3. yıldaki ortalamasını aldığınızda kesinlikle zarardasınız. Yani ne yapacaksanız şu anda yapacaksınız. Mesela bu küflemeden ve ayrıca dallar çok sağlıklı olmadığı için de en büyük belamız çarşamba ovasında dalgıran. Dalgıran ne yapıyor? Çok seçici bir böcek aslında. Baktığınızda geliyor, yumuşak dalı seçiyor. Şurada nemin içinde kaldığı için burası, bunun tokusu çok yumuşak oluyor. Yumuşak olduğu için de böcek özellikle çok akıllı. Yani geliyor, kontrolünü yapıyor. Hangi dal zayıfsa, beslenmemişse, dokusu zayıfsa, inanın bunu biz gözlemliyoruz. Yaptığımızda şunu söyleyeyim, mandarlaşma düz yüzey çok tercih etmiyor. Yani motorla ya da testereyle kesmemiz bize 2-3 kat avantaj veriyor. O arası gözle dolu olduğu için onlar yaza doğru fışkın atmaya başlayacak. Evet. Uzamaya başlayacak. Asıl meyve gözleri onlar, asıl meyve dalları onlardır. Evet.